Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hidrofor nasıl çalışır, çalışma prensibi nedir, bunlardan bahsedeceğim. Nelere dikkat etmemiz gerekir, bunları anlatacağım size. Buyurun dinleyelim. Arkadaşlar hidrofor ne işe yarar, size bundan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar hidroforlar, mesela atıyorum sizin evinizdeki su basıncı çok düşük geliyor. Misal veriyorum, köy gibi bir yerde yaşıyorsunuz ya da basıncı düşük gelen bir yer var mesela, ya da atıyorum bir yerde tankınız var, siz buradan su alıyorsunuz, içme suyu olarak kullanıyorsunuz ya da ne bileyim banyo yapıyorsunuz veya birçok şey olabilir arkadaşlar. Şimdi şebeke basıncını arttırmak istiyorsanız eğer böyle bir hidrofor takmanız gerekiyor arkadaşlar. Ya da kendiliğinden otomatikli pompalar var arkadaşlar. Nasıl pompalar onlar? Mesela şuna benzer böyle pompalar var arkadaşlar, tamam mı? Üzerine otomatik takılıyor arkadaşlar bunun. Şu an şöyle göstereyim. Şöyle bir otomatik oluyor üzerinde. Şu şekilde monte ediliyor. Çıkış buraya bağlanıyor. Bunlarda da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Onun haricinde size bahsetmiş olduğum hidrofor budur arkadaşlar. Peki bu nasıl çalışıyor? Ne işe yarar? Bunlardan bahsedeceğim size. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu tankımızın içinde bir şambiyer var. İçinde de aynı zamanda hava var arkadaşlar. Buradan basmış olduğu su genleşir. Buradan bakın şöyle bir hortum geliyor. Hem buradan tesisatınıza basar, hem de buradan basmış olduğu suyu yarısında, yani bir kısmını da burada tankın içine basar arkadaşlar. İçindeki şambiyer ve hava ile birlikte genleşir ve içinde belli bir basınç su oluşur arkadaşlar. Su oluştuktan sonra siz çeşmeyi açtığınız esnada buradan atıyorum basınç şartelinden 4 bara ayarladıysanız, 4 bara ayarladıysanız bu pompa 4 bara kadar basar arkadaşlar. 4 bardan sonra misal veriyorum tekrar çalışma basıncı 2 ayarladıysanız eğer, yani şöyle düşünün, 2 bar ve 4 bar aralığında çalışıyorsa eğer şayet 4 bara kadar basacak pompanız, 2 bara tekrar düşünce tekrar pompa devreye girecek arkadaşlar. Bu işe yarar. Şurada basınç şartelini şu kafa kısmını çevirerek bunu çıkartıp altında bir ayar vidası vardır. O şekilde ayar yapabilirsiniz. Bu monofazlı bir motordur. Şöyle bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Onun haricinde bunun verimli bir çalışma olması için arkadaşlar şu bağlantı kısmına check valve takmanız lazım. Bakın bunun bağlantı şekli de şu şekilde. Buradan şebeke hattı buraya bağlanır. Yani direkt şehir şebekesinden hat bağlanır veya atıyorum tanktan, depodan, herhangi bir yerden veriyorsanız eğer. Buradan gireceksiniz arkadaşlar. Burası giriş kısmıdır. Burası da çıkış kısmıdır arkadaşlar. Evinizin tesisatı olan kısımdır bu da. Yani dairenin içine vereceksiniz. Burası şehir şebekesinden gelen yer. Burası da dairenin içine gidecek olan yer. Bu şekilde bağlantıyı yapacaksınız. Peki montajı yapmadan önce dikkat etmeniz gereken diğer husus nedir? Ondan bahsedeyim size. Arkadaşlar eğer şu kısma bir tane check valve takmazsanız bu sistemden kesinlikle ve kesinlikle verim alamazsınız arkadaşlar. Neden verim alamazsınız? Onu da açıklayayım. Eğer buraya check valve takmazsanız size 4 bar basınç oluşturacak arkadaşlar bu hidrofor. O oluşturmuş olduğu 4 bar basıncı şehir şebekesine tekrar basacak. Basacağı için veya tekrar tankınızı geri basacak 4 bar basınca. Basacağı için ne olacak? Pompa sürekli çalışacak ve duracak. Çalışacak ve duracak. Çalışacak ve duracak. Çalışacak ve duracak. Yani sürekli böyle saatlerce, günlerce, aylarca bu şekilde devam eder arkadaşlar. O yüzden kesinlikle buraya bir tane check valve takmanız şart arkadaşlar. Bir de suyu aldığınız yer artık neresiyse, misal veriyorum şehir şebekesi ise veya ne bileyim tankınızsa, tankın içine bir böcek düşebilir, ne bileyim bir pislik gelebilir, ne bileyim bir dal parçası gelebilir ya da ne bileyim şehir şebekenizden taş, toprak, kum vesaire gelebilir. Bunlar gelirse check valve'inize aynı şekilde teminki bahsetmiş olduğum gibi check valve'in kenarına, contasına, kısmına takılabilir. Takıldığı esnada basmış olduğu su tekrar geri kaçabilir. Yani anlık olarak yapar bunu. Her zaman yapmaz. Ama takılı kalması lazım veya contaya yapışabilir. O yüzden önce buraya check valve takın. Check valve'den sonra bir tane de filtre takın. Bu şekilde çok mantıklı bir çözüm olacaktır.
Kesinlikle bu sistemde hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ta ki check valve'iniz bozulana kadar. Check valve'iniz bozulursa eğer tekrar bu problemleri yaşamaya başlarsınız. Ta ki o zaman da check valve'i değiştirirseniz tekrar problemleriniz ortadan kalkmış olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.